Şimdi biz geçtiğimiz yayınlarımızda süngerlerle ilgili bayağı değişik konular anlattık. Mesela tıpta süngerlerden nasıl faydalanıldığına dair konular anlattık. Nasıl kanser hücrelerini öldürüp etrafındaki doğal hücreleri canlı bıraktığına dair önemli bir madde içerdiklerini anlattık. İşte akroporatörü, mercanların ve süngerlerin nasıl bir alg cinsiyle ortak yaşam simbiyoz kurduğunu anlattık. Fakat süngerlerin genel olarak özelliklerinden çok fazla bahsetmedik. Bugün ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü süngerler çok değişik canlılar. Biliyorsunuz süngerler bitki gibi görünse de aslında bitki değiller. Değişik şekillerde üreyebiliyorlar. Hem eşeli hem eşeysiz ürüyorlar. Bir de bir üçüncü tür olarak rejenerasyon tarzını ürüyorlar. Biliyorsunuz süngerler o oskulum denen ortalarındaki boşluğun altında bulunan bir bölümle normalde bir denizin dibine tutulup orada yaşıyorlar. Hareket etmiyorlar. Bitkiye andırıyorlar o yüzden. Fakat bazen güçlü akıntıları olduğunda veya başka bir neden olduğunda oradan kopup sürüklenmeye başlıyorlar. İşte koptuğu yerde geride bıraktıkları bölümden yeni bir sünger oluyor. O kopup sürüklenen bölümde başka biri tutup yine o şekilde yaşamına devam edebiliyor. Şimdi parlak sarı, turuncu, işte kırmızı, mor, mercan renklerindeki değişik süngerler var. Herhangi bir şekilde olabiliyor süngerler. Vazo şeklinde, kadeh şeklinde, torba şeklinde, yuvarlak şeklinde, sopa şeklinde olabiliyor. Bunlarla ilgili güzel resimlerimiz var. Hem onlara göreyim hem biraz daha konuyu anlatayım inşallah. Şimdi vücut yapıları iç ve dış olmak üzere iki tabakadan meydana geliyor bu canlıların. Aralarında dış deriden hasıl olan bir mezenşim adı verilen jelatinimsi jöle gibi bir ara tabaka da var. İskelet veya basit bir iğne ya da ışınsal uzantı birçok iğneden meydana gelebiliyorlar. Silisyum bileşimi olabiliyor aynı şekilde bünyelerinde. Süngerlerin iskelet elemanları da bu kısımdan meydana geliyor. Yani silisyumdan oluşuyor. Destek vazifesini gören iskelet sistemi de kalker, silis veya keratin bileşiminden hasıl olabiliyor. Şimdi çok değişik bir şekilde sponjin maddesi spikülleri bir göztepe gibi örerek iskelet sistemini meydana getiriyor. Normalde biliyorsunuz mesela cam gibi hassas yapılarda oluşan şeyler hemen kırılabilir fakat süngerlerde öyle olmuyor. Çünkü bu milyonlarca minik parçanın bileşimiyle oluşmuş oluyor. İşte bu tür Ege süngerler temizlendikten sonra da halk arasında temizlik süngeri olarak da kullanılıyor. Çünkü içlerindeki iskeleti onları canlı tutuyor sürekli. Aynı formda kalabiliyorlar. İskeletsiz olan da çok fazla sünger yok. Sadece birkaç tür var sünger iskeletsiz olan. Sünger olarak bildiğimiz kısım da aslında hayvanın yumuşak kısımlarının ayrılmış iskeletinden başka bir şey olmuyor o yüzden. Suyu emdiğinde şişme özelliği oluyor süngerlerin. Plastik süngerlerden daha çok kullanılan doğal süngerler oluyorlar. Teşekkür ederiz resimler için. Bir de biliyorsunuz çok duymuşsunuzdur sünger avcılığından bahsedilir. Şimdi daha önceki dönemlerde sünger avcılığı yapan insanlar 20 metre derine kadar dalıyorlardı ve bazı göğüs hastalıklarından yakalanıyorlardı. Fakat teknolojinin gelişmesiyle sünger avcıları normal kıyafetle yani dalış kıyafetiyle doğaldıkları için artık böyle bir durum da ortadan kalktı. Ve süngerler böyle çok değişik güzel renkleri olan canlılar. Allah'ın güzel yaratışının zenginliklerinden bir Maşallah, tanesi maşallah, inşallah. maşallah. Allah razı olsun Celal'cim.